Sevgili dostlar, hepinize merhaba diyerek bambudan akan suyun çıkarttığı rahatlatıcı ses eşliğinde Arapça hikaye okuma etkinliğimize başlıyoruz. Hem zevkli, hem ibret verici, hem de düşündürücü hikayelerimizin bugünkü bölümünde El-İmlâk-ı-Şakiyyü ve Melikü'l-Ekzami kitabının kaldığımız heyecan verici yerinden devam ediyoruz. Evet, zorba, dev ve cücelerin kralının başından geçenler. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bizim zorba devrin yani cücelerin kralından yalvar yakar istediği yardım bu acıdan, bu sancıdan, bu sıkıntıdan, bu ağrıdan kurtarma ricasını, kurtarma yalvarışını nasıl çözecek parmak adamların kralı? Demek ki hiç kimse boyuna posuna, gücüne, otoritesine güvenmesin arkadaşlar. Neyim demek yerine ne olacağım, neydim, ne oldum, ne olacağım dinginliğinde, uyanıklığında olmak lazım. Hani diyorlar ya, yarın kılarım diyenin dün kıldık cenaze namazını. Bakın, yarın kılarım diyenin, yani yarın şu iyiliği yaparım diyenin, yarın derse çalışırım diyenin, yarın şu iyiliği yaparım diyenin, yarın şu onurlu duruşu gösteririm diyenin dün cenazesini kaldırdık arkadaşlar. Evet. Şimdi burada yatan bir dev ve üzerini de sopalarla tepinen cüceleri görüyorsun. Tabii cücelerin kralı da elinde sopayla talimat veren bir görüntü. Bakalım ne diyor. Talebe istedi. Talebe yatlubu, talep. El-talibu vel-matlub. Es-sailu vel-mes'ul. Değil mi? Talebe Melikül Akzami, cücelerin kralı istedi. Minel imlâhi, devden, batışağına zorba devden ne istedi? En yeneğime uyumasını, daha doğrusu yatmasını. Nasıl? Alâ zahrihi, yeneğime alâ zahrihi, sırt üstü yatmasını. Sırtının üstüne yatmasını emretti. Daha doğrusu istedi, talep etti. Ve emere ve emretti adeden kebiren çokça sayıda minel egzami cücelerden çok sayıda adeden sayı kebiren büyük bir sayıda cücelere ne yapmak emrediyor en yasadu çıkmalarına sağda yasadu misad biz asansöre arkadaşlar Araplar misad deniyor. Ne yapıyor? Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı. Genelde yukarı çıkmakta ihtiyaç var. Ha, aşağı iniş kolaydır. Ama önemli olan tırmanmak, yukarı çıkmak. En yasadu çıkmalarına. Burada en, buradaki onu arkadaşlar düşürmüştür. Bu nunu düşüren göstermek için bir elif koymuş buraya. Ala sadrihi göğsünün üzerine çıkmalarını emret. Yani kendi elemanlarına
kendi ordusuna, kendi hemcinslerine, parmak adamlara, cücelere devin, bakın görüyorsunuz, göğsüne çıkıp mallarını emretti. İşte bir 6-7 kişi var ama tabii resim değil, belki 70-80 kişi. Çünkü kocaman bir dev ve parmak adamı. Ne? وَيَدْرِبُوهُ ve ona vurmalarını emretti بِالْعَصِيِّ sopalarla, değneklerle. بِالْعَصِيِّ değneklerle. Vur diyor, vur. وَكَانَتْ ve idi tilke şu hiye o الْاِشَارَةِ işarettir. Ya bu bir şifredir. Bu bir parolaydı. Nedir? El muttefak aleyhe üzerine anlaşılan, muttefak aleyhe üzerine anlaşılan, ittifak edilen kimle kim arasında? Beyne melikel akzami, cücelerin kralı ile ve nehleti arı arasında, ve nehleti arı arasında ittifak edilen bir parolaydı. Nedir? Cüceler çıkacak, devin göğsüne vuracak sopalarla. Tabi o sopanın sesini duyan arı da vızlayıp çıkacak. Bu bir ittifak. El muttefakun aleyh, yani hadisler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz'in mübarek feminden çıkan cümleler, çıktığı iddia edilen cümleler, hadis deniyor. Bu hadisler arkadaşlar kendi aralarında tık 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 diye ayrılıyor. İşte muttefakun aleyh, sahih, hasen, daif vesaire şu bu. En kuvvetli olan hadis muttefakun aleyh. Muttefakun aleyh üzerinde anlaşılmıştır. Yani ittifak edilmiştir. Tüm Müslümanların ittifak ettiği. Evet, bu hadisi Peygamber Efendimiz söylemiştir. Şimdi tabii burada resimde görüyorsunuz, kulağından vızzız deyip uçuyor. Semi'at, işitti ennehletü, arı, el işarete, işareti, parolayı. Feharacet, işitince de feharacet çıktı. Musri'aten, hızlı bir şekilde. Min uzunil imlaki batşan. Min uzuni kulağından, el imlak devin kulağından, batşan zorba devin kulağından ne yaptı? Hızlı bir şekilde çıktı. Vataret ve uçtu be'iden, uzak bir yer mekanlara uçtu. Be'iden, uzak, kariben, yakın. Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, kardeşlerim, Tara uçtu. Yatiru uçuyor. Tır uç. Tairun kuş. Tayyarun pilot. Tairatun uçak. Bakın. Tayyar. Cafer-i Tayyar mesela. Şehit olunca uçuyor. Kanatlanıp uçuyor cenneti. Onun adı ne oluyor? Cafer-i Tayyar. Uçan Cafer. Uçan Cafer. Evet. Rabbim bizleri de onların yoldan ayırmasın inşallah. Evet. Tabii o zorba, terörist, zalim, acımasız dev, bakın burada artık cücelerin abisi, kardeşi oluyor. Üzerinde kayıyorlar, eğleniyorlar, oynuyor. Ya ne diyorlar? Bir musibet bin nasihata bedeldir. Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Bir musibet. Şefiye şifayı buldu, iyileşti. El imlaku batşanu, dev batşan, zorba dev, ba'de zelike, bundan sonra, ya arının kulağından çıkmasından sonra şifaya kavuştu. Ve esbaha
ve oldu, yusa'idu, yardım eder oldu, el-ekzama, cücelere. Ve yel'abu, ve oynar oldu, me'ahum, onlarla birlikte. Ve la yu'zihum, ve onlara artık eziyet etmeye başladı. Bakın, sa'ade, yusa'idu. Esbaha, sabahladı. Sabahul hayr, sabahul nur, sabahul verd, sabahul yasemin, sabahul fül diye Arap kardeşler ne yapıyor? Birbirlerine sabahlarını tebrik ediyorlar. Esbaha fiili olmaktır. Hem sabahlamak hem bir durumdan diğer duruma dönüşmeyi de ifade ediyor. Mesela zorbalık ediyordu. Onlarla eziyet ediyordu onlara. İşkence ediyordu. Ama şimdi ne oldu? Esbaha yusa'idu. Onlara yardım etmeye başladı. Kime? El-Egzame. Cücelere yardım etmeye başladı. Halbuki onlara eziyet ediyordu. İşkence ediyordu. Evlerini baştan yıkıyordu değil mi? Ve yel'abu ma'unhum. La'ibe yel'abu. Mel'ab oyun sahası demek. Stadyum demek. La'ibun mahirun desek usta oyuncu olur. La'ibul kuratil kadem, futbol oyuncusu. Ma'ahum, onlarla birlikte. Ve la yu'zihim, eza yu'zi, ve onlara eziyet etmemeye başladı. Evet, burada da tabi kral olmuş sevgili arkadaşlar. Mâte melikül amalikati. Devlerin kralı öldü. Kral ölünce ne oluyor? Prens. Eski kral öldü. Yaşasın yeni kral. Fe asbaha el imlaku batşanu. Batşan dev oldu. Ne oldu? Meliken kral oldu. Ba'de mevti validihi, babasının vefatından sonra ne yaptı? Kral oldu. Bakın burada cücelere çiçek takdim ediyor başında tacıyla. Değil mi? Ve teahhede, taahhütte bulundu. Bil istimrari, devamlı olmaya bu şekilde. Nasıl? Fi musaadeti, yardım etme noktasında istimrar, sürekli olmaya. El egzami, cücelere yardım etmede sürekli olacağını taahhüt etti. Yani sürekli onlara yardım edeceğini ve himayetihim, ve onları koruyacağını. Yani eskiden onların can düşmanı, şimdi can dostu oldu. Subhanellezi yukallibul kulub. Yani kalpleri evirip çeviren Allah ne yücedir. Evet, ba'de en tealleme, öğrendikten sonra dersen, yani bir ders aldıktan sonra, fil hayati, hayatta bir ders öğrendikten sonra, hayatta ders aldıktan sonra, hayat ne, nedir? Ve huve, ve o aldığı ders, enne ennehlete, şüphe yok ki arı, es-sagirete, küçük arı, tastati'u, yapabiliyor. İze el-imlâhi el-kebiri. Yani küçücük arı ne yapabiliyor? Büyük deve zarar verebiliyor. Burada ne öğrendi sevgili arkadaşlar? Hiç kimse boyuna, posuna, servetine, gücüne, otoritesine, iktidarına güvenmesin. Gün gelir bir arı, gün gelir bir koronavirüsü, gün gelir bir mikrop bizi arkadaşlar doğduğumuza pişman eder. Bu kitapta öğrendiğimiz kelimeler melikun, kral, imdakun, dev, kazamun, cüce, dahmun, iri, hafifun, hafif, tayyibun, iyi, şakiyun, kötü, nahletun, arı, yusa'idu, yardım ediyor, yu'zi, işkence ediyor, eza veriyor, yufekkiru, düşünüyor, yadribu, vuruyor tabi,
daraba yadribu vurmak mesela. Ve daraba emthale. Ve darabele mesela nesiye halka. Kale meyhul izama ve yaramiyem. Kendi yaratılışını unutup dedi ki bu çürümüş kemiklere kim hayat verecek? Behey akıllı seni yaratan Allah nasıl yarattı? Sen neydin ki? Yarın sen de çürüyen bir kemiğe dönüşeceksin aziz kardeşim. Darabe vurmak, misal vermek aynı zamanda. Yahlumu rüya görüyor, name uyudu, saha uyandı, teaybe, bu kelimeleri tabi öğreniyoruz, teaybe yoruldu. Bu kelimelerle sevgili arkadaşlarım, El-İmlâk-ı Batşan ve Melik-ül-Eğzam, yani zorba, kötü, terörist, zarar verici dev ile Cücelerin Kralı isimli başlıklı kitabımızın okuma etkinliğine burada noktalıyoruz. Bir başka videoda, bir başka hikayede buluşmak üzere hepiniz esen kalınız. Videomuz kanalımıza, yani Hayatımız Arapça isimli başlıklı kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve derslerimize düzenli çalışmayı lütfen unutmuyorsunuz. Hepiniz dingin kalın, sağlıcakla kalın. Yüzünüzden tebessümler eksik olmasın sevgili çocuklar.